Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere doğada bulunan çok şifalı özelliği olan bir bitki, karahindiba bitkisinin çiçeğinden yapılan çayı anlatacağız. Arkadaşlar, hemen doğada şu anda mevsimi bol miktarda çiçek var. Bunları topladık. Daha sonra karahindiba bitkisinin çiçeklerini kuruttuk ve çay yapım için hazır hale getirdik. Yaklaşık 15-20 adet çiçek arkadaşlar. Bu şekilde bir bardak hazırlayacağımız çay için uygun. Kurutulduktan sonra da gördüğünüz gibi bir tutam olarak kalmakta. Arkadaşlar, karahindiba müthiş özellikleri olan bir bitki ve doğamızda çokça bulunuyor. Basıp geçtiğimiz her yerde arkadaşlar bu bitki mevcut. İşte görüyorsunuz yaprak özellikleri. Yine sapıyla birlikte çiçek ve hemen herkesin eğlence olsun diye bulduğunda alıp üflediği işte tohum bağlamış olan çiçeğin son hali. Görmüş olduğunuz paraşüt tohum özelliği, her birinin altında birer tohum mevcut. Bu şekliyle arkadaşlar doğada tanıyabiliriz. Çiçekleri papatyagillerden olduğu için papatyaya benziyor. Sarı renkli çiçekleri var ve bitkinin orta kısmında uzayan bir sapla kendini geliştiriyor ve büyümesini devam ettiriyor. Arkadaşlar, bugün karahindiba otunun sadece çiçekleriyle yapılan çayın şifalı etkilerinden bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten müthiş şifalara sahip. Yaprakları, kökü, yine çiçek sapı, hepsi ayrı ayrı şifa kaynağı, çok önemli özellikler barındırıyor. Ancak biz bugün sadece çiçeğinin çayını yapacağız. Çünkü arkadaşlar, gerçekten kansere karşı kullanılabilecek, düzenli içildiğinde kanser hastalarını iyileştirebilecek güçte bir çay. Bu bitki, bu mucize bitkinin çayı. Şimdi onu anlatacağız. Nasıl yapıldığını ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgiler sunacağız. Arkadaşlar, karahindiba bitkisi başlı başına bağışıklık sistemini güçlendiren bir özelliğe sahip iken, çiçekleri çok daha yüksek miktarda antioksidan kaynağı ve bağışıklık sistemi de müthiş derecede güçlendiriyor. Biliyorsunuz ki birçok hastalık, kanserde bunlara dahil olmak üzere, bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda, bünyede ve bedende daha fazla gelişim gösteremiyor hastalıklar ve bağışıklık sistemimize yenik düşüyor. İşte biz de bu çiçekle yaptığımız çayı günde bir bardak içerek arkadaşlar yaklaşık bir ay boyunca aralıksız, düzenli bir şekilde bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Kansere karşı başta olmak üzere diğer hastalıklara yakalanma riskimizi azaltabiliriz. Arkadaşlar, çayı yapmak için önce bir bardak suyu kaynatıyoruz ve bardağımıza dolduruyoruz. Daha sonra kurutmuş olduğumuz yaklaşık 15-20 adet bu şekilde çiçek, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar gölgede 3-4 gün içerisinde kuruyor. Kurumamış hali şu şekilde. Hemen gösterelim. Evet, bunu kuruttuktan sonra da arkadaşlar şu hale geliyor. Burada önemli bir püf nokta var arkadaşlar. Bunların içerisine suyun içerisine koyduğumuz bu çiçeklerin yanında mutlaka arkadaşlar şu şekilde çiçek saplarını da koymamız lazım. Bu çiçek sapları müthiş derecede arkadaşlar antioksidan kaynağı özellikli maddeler içeriyor. Bunları bu şekilde yapacağımız çayın içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika bu sıcak suda bekliyor hem çiçekler hem de sapları. Daha sonra süzüyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir çay elde etmiş oluyoruz. Bu çay, dediğimiz gibi, günde bir bardak içmemiz yeterli arkadaşlar. Özellikle akşam vakti yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra bu çayı içebiliriz. Çay, dediğimiz gibi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En önemli özelliği o. Yine içerisinde arkadaşlar çok önemli mineraller ve vitaminler bulunması sebebiyle insan vücudunu dinç tutuyor arkadaşlar. Zinde kalmamızı sağlıyor. Stres ve yorgunluğa iyi geliyor. Yine sindirim sistemini düzenliyor ve iştah açıyor. Özellikle kilo problemi, kilo alamama problemi olanlar bu çayı içerek iştahları açılır ve kilo almaya başlarlar. Yine cilt konusunda da çok önemli özellikleri bulunuyor. Sürekli içildiğinde cildi güzelleştirir ve cilt sağlığını korur. Karahindibanın arkadaşlar, bu çiçeğinden yapılan çayın diğer önemli bir özelliği de safra kesesi taşını eritmede çok etkili. Bu yönde de tedavi amaçlı kullanılıyor 10 gün süreyle.
Sabah ve akşam birer bardak bu safra kesesi taşını eritmek için. Arkadaşlar, son olarak da yine papatya gillerin genel özelliği olan vücuda rahatlık vermesi, uykusuzluk gidermesi ve gece içildiğinde rahat bir uyku uyumaya vesile olduğu, bununla birlikte stresi de aldığı biliniyor. Evet değerli arkadaşlar, doğada şu anda mevsimi çiçekler açmaya başladı. Biliyorsunuz karahindiba bitkisi şekilde yapraklarıyla yıl boyu olmasına karşın ilkbaharda ve sonbaharda iki dönemde çiçek açıyor. Ve bu çiçekler toplayıp saplarıyla birlikte arkadaşlar kurutun gölgede ve bu şekilde tarif ettiğimiz haliyle çayını yapın ve gerçekten bu müthiş şifalı etkilerinden siz de faydalanın. Evet değerli dostlar, bugün de sizlere gerçekten doğanın, Rabbimizin verdiği mucizelerinden biri olan kanser hastalığı için araştırmalara konu olan karahindiba bitkisini ve bu bitkinin çiçeğinden yapılan çayı sizlere anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.